ve eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu sanıkların yeniden yargılandığı davada sona gelindi. Davanın görüldüğü Muğla'ya gideceğiz. Semra Kırışman hazır bizi bekliyor. Detayları ondan alacağız. Semra. Evet, dava Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Suikast girişimiyle suçlanan ve iki polisin de şehit olduğu saldırıyla ilgili 40 sanık yine bu mahkemece yargılanmıştı. 37 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 3 sanık hakkında verilen ceza ise bozuldu. Hakkında verilen ceza bozulan sanıklardan biri önemliydi. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yaveri Ali Yazıcı hakkında 18 yıl hapis cezası vermişti. Suikast girişiminde yardım etmek suçlamasıyla yerel mahkeme Yargıtay bu cezayı az buldu, bozdu. Bozma kararının ardındansa savcı hazırladığı mütalasında Ali Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini suikast timine söylediğini, dolayısıyla suikast girişiminin içinde bulunduğunu ve asli fail olarak hakim karşısına geçmesi gerektiğini belirtti ve sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ali Yazıcı ilk savunmasında bu iddiayı reddetmişti. Hakkında verilen karar bozulan diğer iki sanıktan birisi Hüseyin Yılmaz, davanın beraat eden tek sanığıydı. Beraat kararı bozuldu. Ankara'da yargılanmasına devam edecek bir başka dosyayla birleştirildi Hüseyin Yılmaz. Cenk Bahadır Balcı hakkında da ömür boyu hapis cezası verilmişti. Yargıtay bu cezayı da fazla buldu ve anayasayı ihlal suçlamasıyla yargılanması gerektiğini belirtti Cenk Bahadır Balcı'nın. İki sanık bugün video konferans sistemiyle son savunmalarını yapacak, son sözlerini söyleyecek. Olağanüstü bir durum olmaması halinde de iki sanık hakkında bozma kararının ardından karar çıkacak Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden.